Bilim Fuarı'nın misafiri vatandaşlar oldu. Kurum müdürleri öğrencilere deneyimlerini anlattı. Yöneticilik anlayışı değişti. Artık bizim okullarda lider yöneticilerimiz var. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler bilim ve sanat alanındaki hünerlerini sergiledi. Buradan isterseniz kısaca ben birkaç cümle paylaşayım. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yapılan şenlikte 3 gün boyunca farklı etkinlikler düzenlendi. TÜBİTAK 4007 projemizi 11, 12, 13 Haziran tarihlerinde Kütahya Bilim Sanat Merkezi'nde, Kütahya Fen Lisesi'nde, Kent Konseyi'nde ve Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. 3 gün boyunca 78 tane standımız var. 78 değişik etkinlik var. Değişik üniversitelerden hocalarımız geliyor. 10 tane ayrı söyleşimiz var. Dumlupınar Üniversitesi'nden hocalarımız var. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği bilimin halkla buluşmasını kapsıyor. TÜBİTAK 4007 dediğimiz proje bilimin halkla buluşması. Toplumun her kesimini bilimle buluşturmaya çalışıyor. İşte muhtarları çağırıyoruz, kapıcıları çağırıyoruz, üniversite hocalarını çağırıyoruz, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini çağırıyoruz, Fen Lisesi öğrencilerini çağırıyoruz. Toplumda kahvede oturan insanları biraz daha böyle bilim tarafına çekmek istiyoruz. TÜBİTAK 4007 projeleri kapsamında Kütahya Türkiye genelinde önemli bir aşama gerçekleştirdi. 4007 genelde az yapılan ve TÜBİTAK tarafından çok böyle geçirilen bir proje değil. 17 bin küsür proje içinde bizim projemiz ilk 170 proje arasına girdi. Dolayısıyla bu 4007 projelerinin Kütahya genelinde İl Milli Eğitim tarafından, okul müdürlüğü tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü istatistiklere baktığımızda Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye genelinde ilk 7'de. Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de öğrencilerle buluştu. Başyiğit liderlik ve motivasyon konulu konferansta öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Geçmişteki yöneticilerin benim çocukluğumdaki veya sizin yaşınızdayken yöneticilerimizin durumunu aklıma getiriyorum. Örnek vereyim. Ben lise hayatım boyunca okul müdürünün odasına bir defa girdim. Bir defa müdür bey çağırmıştı beni bir konuyla ilgili. Birkaç defa da müdür yardımcısı odasına gittim.